Dur! Yeme onu Lucy! Sorun yok Lucy. Git başımdan. Şeytan Wolfo'ya karşı melek Cat. Lucy! Dur! Ona bunu yedirme. Neden yemek yiyemiyor? Çünkü... Lucy'nin neden kurabiye yememesi gerektiğini biliyor musunuz? Hey al! Hayır, hayır demek. Atıştırmalıklar bitti. Cat, Wolfo'nun niyetlerini durdurabilecek mi? Seni besleyeceğim. Wolfo Lucy'ye kek yedirmek için bu kadar çok yol bulabildiğine göre çok yaratıcı. Ama bakın, Melek Cat'i görmezden gelemezsiniz. Hadi gidelim. Çok tehlikeli. Şimdi ne yapacak? Hayır, hayır Lucy. Dur. Ye Lucy. Hayır. Lucy, yeme onu. Anne, neden yiyemiyor? Atıştırmalıklar için küçük. Henüz yutamıyor. Yani haklıydın. Sağ ol. Üzgünüm Lucy. Bunu yemiyor. Robot dadı. Pekala, Wolfo ve Pando bu gece Cat'in evinde uyuyacak. Yatma vakti geldi. Şeker yemeyi bırakın çocuklar. Hayır, acele edin. Şekerleri kaldırın. Ah, Wolfo ve Pando, Doktor Cat'i dinlemiyor mu? Vay, robot bir dadı. Şeker yemeye çalışırsanız bu robot sizi yakalar. Şimdi ne yapacaklar? Başınız büyük belaya girer. Bize yardım et. Sana prenses pastası kutusu vereceğiz. Tamam. Robot, beni tuvalete götür. Hey! Ve böylece Wolfo'nun planı başarılı oldu.
Olamaz. Yatmadan önce şeker yemek iyi değildir. Bunu bir daha yapmayacağız. Sus. Şimdi gidip dişlerinizi fırçalayın. Neler oluyor? İyi arkadaş olacağız. Dur. Özür dilerim. Şaka yapıyordum. Bu öğleden sonra evime gelir misiniz? Hayır. Belki hala kızgındırlar. Gerçeği öğrenmek için kullan. Tamam. Görelim bakalım Cat ve Pando'yu Wolfa'ya bu kadar kızdıran neymiş? Hadi gidelim. Wolfo sabırla gerçeği öğrenmek yerine sinirlendi ve onlarla alay etti. Cat, koş! Wolfo! İçeri gel, içeri. Mutlu yıllar Wolfo. Üzgünüm, kek biraz küçük. Çünkü yeterli malzeme yoktu. Senin için. Bunları benim için yaptınız. Özür dilerim. Artık benimle oynamak istemediğinizi sandım. Üzülme. Yanlış anlaşılma olmuş. Sonsuza kadar arkadaş olacağız. Arkadaşlık çok değerlidir. Arkadaşlarınızı yanlış anlamak için acele etmeyin. Korkunç Amy... Git başımdan. Hamster'ıma zarar verme. Hey, hamster'ı korkutuyorsun. Amy'nin kükremesi korkunç. Pippa'yı kaçıracaktı. Sakın korkma. Seni koruyacağım. Çocuklara ne oldu? Şuraya otur. Aman tanrım, Lucy, arkadaşlarımıza böyle davranamayız. Hadi ebelemece oynayalım. Ebe sensin. Oops.
görünüşe göre Lucy bir şeyleri yanlış anlamış. Ona zorbalık etme. Ne demek istiyorsun? Lucy'nin davranışları herkesin Emmy'ye kötü gözle bakmasına sebep oldu. Casper ve Amy'ye ne olduğunu sordun mu? Çalışıyordu. Amy'nin çok nazik bir kız olduğu ortaya çıktı. Bir dahakine her şeyi dikkatlice incele. Yanlış anlaşılma için üzgünüm. Çocuklar, başkalarını yargılamak için asla acele etmeyin. Aman tanrım, bakteriler dişlerinize zarar verebilir. Her gün dil temizleyiciyi kullanalım. Dişlerinin hepsi sağlıklı. Sağ ol doktor. Çok merak ediyorum. Fofo ve Pando hangi hediyeleri aldı? Bu da ne? Hayır. Bu eşyanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Muhtemelen gerekli değildir. Bu bir dil temizleyici. Diş bakımı için çok kullanışlı. Evet, bu bir dil temizleyici. Dişlerimi her gün fırçalıyorum. Bu yüzden dilim çok temiz. Kullanmama gerek yok. Daha fazla bakteri üretelim. Olamaz. Sadece dişlerinizi fırçalarsanız bakteri oluşmaya devam eder. Ne kadar endişe verici. Fırçalama ve dil kazıma kombinasyonunun harika olduğunu görüyor musunuz? Wow.
Bugünün hikayesini tahmin edebilen var mı acaba? Anne takası. Anne, bu sabah sana gösterdiğim elbiseyi alabilir misin? Çok pahalı tatlım. Bana saksıyı ver. Hey! Pekala, biraz ara verelim. Kim turta ister? Çok güzel bir elbise. Ama annem bana bakmadı bile. Anne. Aha. Şu an meşgulüm Nancy. Elbise yine de sende. Annem bana daha fazla zaman ayırmalıydı. Aha. Yer değiştirmek ister misiniz? Bayan domuzcuğu aradım. Nancy bundan sonra burada kalacak. Tamam mı? Tamam. Pekala, bakalım iki çocuk yer değiştirdiklerinde memnun olacaklar mı? Yeni tasarımlarım var. Gelip dener misin? Deneyebilir miyim? Evet. Aferin Nancy. Bütün bunları yutmuyoruz. Yapamam. Artık anneleri değiştirmek istemiyorum. Artık çok geç. Nancy bundan sonra benim tek kız kardeşim. Şimdi nasıl yani? İşler beklendiği kadar sorunsuz gitmiyor galiba. Aslında kendi yöntemlerimizle seviyoruz. Bunu takdir etmelisiniz. Zamanım olunca seninle oynamak istiyorum. Lütfen işim için anlayış göster. Ebeveynlerimizin işine sempati duymalıyız çocuklar. Vay, çok fazla diş macunu çeşidi var. Lucy son derece heyecanlı ve hemen denemek istiyor. Dur! Diş macunu yemeyin. Bak, bu en yeni meyve aromalı diş macunu. Diş macunu çok harika. Ama tahmin edin bakalım nasıl kullanılıyor. Birçok aromalı diş macunum var. Denemek ister misiniz? Bunların hepsi Palton köyündeki en popüler ürün modelleri. Çocuklar, meyve şekeri alın. Bu diş macununun tadı şeker gibi. Yiyelim mi? Gerçekten yenilebilir mi? Ha?
Diş macunu yenmez. Ayrıca olası sonuçlara da bakıyoruz. Güle güle. Eğer diş macunu yersek karnımız ağrır. Olamaz. Anladık. Unutmayın, kesinlikle diş macunu yenmez çocuklar. Canavar Falcon köyünü yok etmeye mi çalışıyor? Sadece bu da değil, aynı zamanda bir sürü virüs üretiyor. Süper kahramanlar hastalandığında. Bu canavar köydeki herkes için bir baş belası. Dikkatli olun. Bu canavar tehlikeli virüsler yayıyor. Süper kahramanlar canavarı yenip barışı geri getirebilecekler mi? Önce ben gideyim. Ben daha güçlüyüm. Olamaz. Bu canavar çok güçlü. Ve bakın, 3 süper kahramanda da virüs var. Şimdi ne yapmalılar? Özür dileriz Wolfo. Bu bizim hatamız. Canavarı yenmek için birleşmeliyiz. Çocuklar. Önce iyileşmelisiniz. Hey. Hadi canavara birliğin gücünü gösterelim. Hey millet! Yaşasın! Birlik çok güzel. Casper ve babasına ne oldu? Kimin babası daha iyi? Meşgulüm tatlım. Casper da çok yalnız olmalı. Oh.
Ne yazık, işler beklendiği kadar sorunsuz gitti. Hayır! Ha? Aa. Bana bir dakika ver. Tekrar deneyelim evlat. Kesper, baba da çok uğraştı. Tekrar dene. Ne güzel. Kesper'a bakın. Wolfo ailesiyle mutlu bir şekilde futbol oynuyor. Çocuğun dileği yerine geldi. Ayrıca Doktor Cat hala robotu tamir etmeye kararlı. Kesper bundan hoşlanır. Babam futbolda çok kötü. Keşke burada seninle kalabilsem. Robotunu tamir ettim. Bunun için çaba harcadı. Ben üzgünüm baba. Sporda iyi olmayabilirim ama yine de seninle kendi tarzımda oynayabilirim. Çocuklar unutmayın, ebeveynlerimiz her zaman mutlu olmamızı ister. Lütfen onları daha çok sevin ve takdir edin. Wolfo çok şüpheli görünüyor. Sinsi yiyecekler. Açık büfe restoranıma hoş geldiniz. Hey, adımına dikkat et. Olamaz. Hayır. Merak etme. Domuzcuk seni alacak. Olmaz. Kural kuraldır. Ama Lucy parayı düşürdü. Vay, bırak Wolfo işini yapsın. Şimdi bir geziye çıkacağım. Aman tanrım, Wolfo başka bir yol bulmalı. Şuna bak, bebekler bedavaya giriyor. İçeri girebilir miyim? Jenny'ye göz kulak olmalıyım. Bakalım bu sefer paşayı kurtarabilecekler mi? Geliyorum.
Volvo, yardım et. Bu oldu çünkü kuralları çiğnediniz. Özür dileriz. Temizleyip telafi edeceğiz. Bizi affeder misin? Evet. Olamaz. Noel Baba Volvo. Hepsi bitti. Şimdi Noel Baba'nın gelmesini bekleyeceğiz. Noel Baba'yı daha önce hiç görmedim. Onun yerine her Noel'de bana hediye veren domuzcuktur. Lucy, Noel Baba'yı mı gördü? Noel Baba gerçek. Gölgesini gördüm. Bilmiyorum. Teşekkürler. İyi şanslar. Tüm bunlardan sonra Volvo şimdi ne yapacak? Merhaba uzaylı. Hadi gidelim. Noel Baba. Evet. Çabuk, seni tanımaları gerek. Bir şey söylenense. Anlaşıldığı üzere Volvo küçük kız kardeşinin inançları konusunda kendine daha fazla güvenmesini istiyor. Olamaz. Özür dilerim. Tamam. Size yiyecek bir şeyler getireyim. Çok özür dilerim. Aman tanrım. Doktor Cat'in Noel Baba robotu su yüzünden kısa devre yaptı. Üzgünüm Nancy. Eve gitmeliyiz. Vay canına. Volvo ailesinin oturma odası çok güzel dekore edilmiş. Senin için. Teşekkürler. Merhaba Pando. Volvo orada mı? Hayır, burada değil. Merhaba Cat. Volvo senin evinde mi? Volvo! Çok teşekkür ederim. Aman tanrım, Volvo'ya ne olacak böyle? Zombi, uzak dur! Göreviniz bir sonraki oyun için sahne malzemeleri hazırlamak. Evet! Volvo sadece oyun oynamak için öğretmenine ve arkadaşlarına dikkat etmiyor. Hmm.
Ah, Wolf'u arkadaşlarıyla çalışmaya hiç odaklanmıyor. Olamaz. Tüm hazırlıklarınız mahvoldu. Çünkü Wolf'u ciddi değil. Burada bir zombi mi var? Sen beni kandırdın. Çünkü sen bize yardım etmedin. Çok özür dilerim. Bu sefer sana yardım edeyim. Çok fazla oyun oynamak kötü bir alışkanlıktır. Bundan vazgeçmeliyiz. Prenses! Prenses Kat, Wolf'u sizi koruyacak. Prenses! Koş! Prenses, canavar kaleye saldırıyor. Hayır, seninle geleceğim. Prens Wolf'u ve Prenses Kat canavarlarla nasıl savaşacak? Provamız bitti. Biraz dinlenelim. 30 dakika içinde sahnedeyiz. Tamam. Görünüşe göre çocuklar gösteri için hazırlanıyorlar. Merhaba. Kusura bakmayın, geciktim. Olamaz. Kostüm bozulmuş. Hayır, sadece 10 dakika var. Onları düzeltecek zaman yok. Çok güzel. Hey çocuklar. Evet. Wolf'un bir fikri var. Ne acaba? Çok korkunç. Prens ve prenses kazanabilecek mi? Git, git buradan. Aman tanrım, prensesi kurtarmak için Wolf'u bir canavara dönüştü. Zombiler sudan mı korkuyorlar? Kesin şunu.
Prenses Kate'in zekası sayesinde kale güvende ve herkes normale döndü. Normal ebeveynlere karşı element ebeveynler. Aa, Wolfo çok pis. Anne, acıktım. Önce ocağı tamir etmeliyim. Bekle biraz. Tamam. Musluk bozulmuş. Bırak tamir edeyim. Keşke element ailem olsaydı. Pekala. Element ebeveynlerinin nesi bu kadar iyi? Yani duş olmadan da Wolfo'nun duş almak için bol bol suyu var. Vay! Ve ateş elementi anne sayesinde Wolfo'lar elektrikli ampullerine hiç ihtiyaç duymuyorlar. Ve tabii ki ateşe de. Hayır, hayır. Bakalım Lucy neden Wolfo'nun fikrine karşı çıkmış. Olamaz. Baba, yardım et, yardım et. Teşekkürler. Musluğu tamir etmeyi bitirdim. Artık duş alabiliriz. Yaşasın. Benim ailem en iyisi. Vay, cadılar bayramı geldi. Zombi ailesi. Yani Wolfo ailesi zombi aile gibi mi giyinecek? Tamamen zombi tarzı değil mi? Hey! Bekle! Bakın, sadece Wolfo ailesinin tezgahı satılmamış. Sıkıcı dükkanımız asla müşteri çekmez. Tamir edebiliriz. Bir fikrim var. Pekala, Lucy ve Baba Kurt'un nasıl bir fikri var? Şimdi Wolfo ailesinin tezgahında bir oyun makinesi var. Ama yine de müşteri çekmek için yeterli değil. Demek bu Wolfo'nun fikriymiş. Fikrin harika. Sana ve Lucy'ye teşekkürler. Anne! Aman tanrım, bu fonun annesi değil mi o? Olamaz!
Buffon'un gerçek annesi kim? Merhaba. Buffo. Lütfen Buffo'ya iyi bakın. Annesi ve benim acil bir randevumuz var. Tabii ki. Güle güle. Hey, hadi futbol oynayalım. Evet. Dikkatli ol. Özür dilerim. Dur ben alayım. Harika. Anne. Bugünü annemle geçirmek istiyorum. Buffo'yu mutlu etmenin bir yolu var mı? Vay, Lucy'nin aklına bir fikir geldi. Merhaba. Baba kurt mu? Sürpriz! Buffon'un ruh hali düzeldi. Bu ünlü şarkıcı. Buffo. Annene uzun zamandır hayranız. Şarkı söyleyebilir mi? Hayır. Buraya gel Buffo. O bir sahtekar. Lütfen durun. Bu baba kurt. Anneciğim. Gelin çocuklar. Kurt ailesi Buffo'ya çok iyi baktı. Böylece Buffo kendini çok az yalnız hissetti. Tatlım, özür dilerim. İşimi bitirdim. Şimdi birlikte oynayalım mı? Evet. Bize yardım ettiğin için teşekkürler. Buffo'nun ev yapımı plajı. Buffo, hadi evime gelsene. Televizyonu aç Buffo. Şu an Hawaii'deyiz. Buffo sahile gittiği için çok mutlu görünüyor. Bu harika. Hey. Hawaii'ye gidebilir miyiz anne? Gidemeyiz. Yarın canlı yayın yapacağım. Buffo'nun annesi onu mutlu etmek için ne yapacak? Vay, ev yapımı bir plaj mı? Ben gerçek bir plaj istiyorum. Eminim oynadıkları oyunları oynayabiliriz. Buffo'nun annesi Buffo'nun daha az sıkılması için elinden geleni yapıyor. Ne yazık ki bu ev yapımı plaj beklendiği kadar güzel olmadı. Ö
dilerim. Annen senin yüzünden neredeyse geç kalıyordu. Merhaba. Ha? Seninle vakit geçirmek istiyor ama aynı zamanda çalışmak zorunda. Ben hallederim. Annemi bir daha asla üzmeyeceğim. Hey! Öğretmen Cat'in nesi var? Öğretmenim, özür dileriz. Olamaz. Anneciğim, dikkat et. Çocuklar, aletleri kullanınca kaldırmayı unutmayın. Aksi takdirde tehlikeli olur. Bu doğru mu? Özür dileriz. Anladık. Cat'in tavsiyesini de unutmamalısınız çocuklar. Televizyondaki gibi paten yapmayı biliyor musun? Çok kolay. Pekala, Volfo'nun performansını izleyelim. Dur, Volfo, dur. Volfo, sınıfta paten kaymak tehlikeli. Bunu unutma. Aman tanrım, öğretmen Cat Wolfo'yu korurken yaralandı. Güvende olup başkalarını etkilememek için dışarıda kaymalısın. Ve böylece Wolfo ve Pando bugün iki ders aldı. Peki ya siz? Aman tanrım, robotlar mezuniyette ortaya mı çıkıyorlar? Mezun olan robot! Hadi uyuyalım. Anaokulun mezuniyeti için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Klima çok soğuk. Çocukların sağlığı olumsuz etkilenebilir. Ah hayır, hepinizin ateşi var. Okul öncesi mezuniyetine kimler hazır? Dur, bugün evde kalman gerek. Gitmek zorundayız. Hayır, ailene haber vereceğim. Hala törene katılabilirsiniz. Bakalım Doktor Cat çocuklara nasıl yardım edecek. Aa!
robotlar mezuniyet töreninde iyi iş çıkardılar değil mi? Ha? Neden robotun içindesin? Hastayız, bugün gelemeyiz. Lütfen anaokullarına hoş geldiniz deyin. Sen iyi misin Pando? Ben iyiyim. Pili bitmiş olmalı. Yedeğini nereden bulacağız? Cat ve Wolfa'ya teşekkürler. Robot Pando işini iyi yaptı. Ailenize bu heyecan verici mezuniyet hikayesini anlatın. Aman tanrım, deniz kızı Wolfo tehlikede. Pokemon deniz kızı. Umarım Pokemon'um sana yardım eder. Görelim bakalım Pokemon Wolfo'yu nasıl koruyacak ve canavarı nasıl yenecek. Wolfo, yardım edelim mi? Güçlüyüz ama hiç su altında savaşmadık. Korkarım kaybedeceğiz. Pokemon, hadi yeni mücadeleye katılalım. Pekala, deniz kızı Pokemon'ları savaşmaya hazır. Çocuklar çabuk düşünün, daha fazla tutamayacağım. Pokemon olsaydınız, onu yemek için nasıl bir planınız olurdu? Harika bir plan. Pokemonlar çok yaratıcı. (Gülüyor)